Evde bayağı aradım ama bulamadım. Sen neredeydin? Oğlum, sen ne zaman baktın ki? Bilmiyorum yani, ben buralardaydım. Hayır anne, hayır, burada değildin. Ben 5 dakika önce geldiğimde sen burada yoktun. Sen nereye gittin? Ben 5 dakika önce çöp atmaya gittim mi? Çöp konteynerini bulamadım. O yüzden biraz zaman aldı. Ha, öyle mi? Tamam o zaman. Ya senden bir şey rica edeceğim anne. Söyle pişman yem benim. Söyle, dinliyorum seni. Bugün birlikte yatalım olur mu? Ne olursun, birlikte uyumak istiyorum. Hayatım, seni bugün yatırmasam, seni yarın yatırsam olur mu? Halletmem gereken çok ama çok önemli bir işim vardı. Anneciğim, lütfen. Çok kötü olaylar yaşadım. Birazcık korkuyorum. Seninle birlikte uyursam daha iyi olur diye düşünüyorum. Tamam oğlum, tamam. Hadi gel kucağıma. Ama bak, halletmem gereken işlerim var. Hemen uyuyacaksın, tamam mı? Sen yat. Ben bir su alıp geliyorum, tamam mı? Uyumaya çalış. Hemen gelip yanına yatacağım. Müdürün evindeki kamera görüntülerini hemen silmem lazım. Polis beni o görüntülerden yakalayabilir. Niko geldi ve görüntüleri silemedim. Bir an önce Niko'yu uyutup müdürün odasındaki görüntüleri silmem lazım. Yoksa cinayeti benim işlediğimi öğrenilirse ben hapse girerim. Hemen Niko'yu uyutup o görüntüleri silmem lazım. Oğlum, yatmadan önce su falan ister misin? Sen yat uyu, ben senin yanındayım. Korkmanı gerektirecek hiçbir şey yok. O müdür cezasını buldu. Nasıl yani anne? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bir şey mi geldi onun başına? Yok oğlum, yok. Bilmiyorum, ne bileyim ben. Benim bir şeyden haberim yok. Yani umarım belasını bulur demek istedim. Niko uyudu galiba. Polisler fark etmeden şu görüntüleri bir an önce silmem lazım. Yoksa hapse gireceğim. Hemen şu kamera görüntülerini silmem lazım. Anne, neredesin? Ya nereye gittin gene? Geldim oğlum, geldim. Uf ya, yine silemedim şu görüntüleri. Polisler fark ederse yanacağım ben ya. Geldim oğlum, geldim, bak yanındayım. Uyu sen, uyu. Amirim, ben şu anda şüpheli evin önündeyim. Gerekleri aramaları yapıp size bilgi vereceğim, tamam. Çok ilginç. Elektrikler kesik. Burada ses olduğunu söylediler. Buralarda bir şeyler yaşanmış. Etrafı bir incelemem lazım. Bu da ne böyle? Hemen kontrol etmeliyim. Silahımı alıp hemen kontrol etmeliyim. Burada neler olmuş böyle? Adam ölmüş. Bu da ne böyle? Eyvah! Bu adam ölmüş. Dur bir dakika. Bu adamı ben tanıyorum. Bu adam Niko'ya iftira atan adam. Bu adam ölmüş. Amirim hemen buraya destek gönderin. Bu adam ölmüş. Ben evi kontrol edeceğim şimdi. Bakayım birileri var mı? Tamam. Kimse var mı evde? Bu evde kimse yok. Sanırım öldüren adam kaçmış. Amirim, evin her yerine baktım ama kimseyi bulamadım. Buraya destek gönderin. Ben bu olayı araştıracağım. Niko'ya iftira atan müdürü öldürmüşler. Ben gerekli kontrolleri yaptım. Evi kontrol ettim. Evde kimse yok. İyi günler. Rahatsız ediyorum. Merhaba. Buyurun memur bey. Ne istemiştiniz? Beyefendi, karşı binanızda cinayet işlenmiş. Bununla ilgili bir bilginiz var mı acaba? Hayır memur bey. Ben hiçbir şey görmedim. Zaten benim görmem imkansız. Gözlüklerimin numarası çok büyük. O yüzden ben hiçbir şey göremiyorum memur bey. Beyefendi, yani hiç mi bir şey görmediniz? Hiçbir ses dahi duymadınız mı? Duydum memur bey, duydum. Merak etmeyin, bir tane ayak sesi duydum. Ama dışarı çıktım, baktım ama hiçbir şey görmedim memur bey. Tamam, neyse, iyi günler. Bir şey olursa biz size döneceğiz. Manyak mıdır nedir ya? Değişik değişik konuşuyor. Amirim, ben karşı evi de sorguladım. Karşı evde de birisi var ama doğru düzgün göremiyormuş. O yüzden olaylardan hiçbir bilgisi yok. Ben merkeze dönüyorum. Buraya acil ekip gönderin. Buradaki ölüyü alsınlar. Niko uyumuşken hemen şu kamera görüntülerini silmem lazım. Okul müdürünün evindeki tüm güvenlik kameralarının kayıtlarını silmem lazım. Yoksa onu öldürdüğüm anlaşılacak. Okul müdürünün kamera kayıtlarına ulaştım. Burada açık bir şekilde onu öldürdüğüm gözüküyor. Aman Allah'ım! Bu da ne böyle? Anne, sen ne yaptın? Niko, bakma sen, bakma. Sen bakma ne olur.
yaptın? Sonuçta o bir insan, neden yaptın? Kanala abone olduysan, bu videoya da like attıysan artık sen de bizden birisin. Oğlum bak, olan oldu artık. Şu görüntüleri silmem lazım. Yoksa polis beni alacak götürecek. Kamera kaydını izlediği zaman ben hapse gireceğim. Anne, anne sen yoksa hacker mısın sen? Yoksa sen benim ödevlerimi düzelten sen miydin? Doğruyu söyle. Evet oğlum, bendim. Senin bütün ders notlarına yüz yapmıştım. Neyse, çok az kaldı. Şunu da yapayım. Şu odanın kamerasını da sileyim. Bunu da sileyim. Bunu da sileyim. Tamam, bütün kamera kayıtlarını sildim. Tamam. Hadi oğlum, seni uyutayım. Saat çok geç oldu. Yarın okula gideceksin. Hanımefendi, kapıyı açar mısınız? Hoş geldin polis amca. Aslında pek hoş gelmedim. Sizin okul müdürü öldürülmüş. Aa, gerçekten mi? İyi de memur bey, olayın bizle ne alakası var? Siz niye buraya geldiniz onu anlamadım. İlk olarak sizi sorgulamamız gerekiyor. Sizin çocuğunuza iftira attığı için ilk şüpheli sizsiniz. Tamam tamam, haklısınız. Çocuğuma iftira atlama. Biz onu öldürecek değiliz ya. Yani olayın bizle ne alakası var, ben hala anlamadım. Niye biz sorgulanıyoruz? Hanımefendi, bana sakın zorluk çıkarmayın. Yani sizi iyilikle de götürebilirim, kötülükle de götürebilirim. O yüzden hemen Niko'yu alın, sizi bekliyorum aşağıda. Niko, sen sakın ağzından bir şey kaçırma. Merak etme, hiçbir ipucu bulamazlar. Bütün kamera kayıtlarını sildim. Sen sakın hiçbir şey söyleme. Sen bana bırak, anlaşıldı mı? Tamam anne ya, tamam ya. Hadi lütfen arabaya binin. Buyurun lütfen. Lütfen sorgu odasına girin. Niko evladım, sen dışarıda bekle. Biz annenle bir şeyler konuşacağız. Ya inanamıyorum ya. Annem benim yüzümden hapse girecek. Benim yüzümden gitti, okul müdürünü öldürdü. Ne yapsam bilmiyorum ama bir an önce bir şey yapmalıyım. Lütfen hanımefendi, sandalyeye oturun. Dün akşam neredeydiniz? Komiser bey, evimde çocuğumla beraber vakit geçiriyordum. Oturuyorduk, birlikte film izledik. Ben sizin dün akşam okul müdürünü öldürdüğünüzü düşünüyorum. Neden diye soracak olursanız, okul müdürü Niko'ya iftira attı ve siz de bunun cezasını vermek için bence onu öldürdünüz. Bence yanılıyorsunuz memur bey. Kesinlikle böyle bir şey yok. Neden ben gideyim okul müdürünü öldüreyim ki? Yani iftira attıysa bir şey olmadı. Sonuçta benim oğlum kurtuldu değil mi? Şu an elimde delil yok ama bu delili bulacağım. Ve bunu da ispatlayacağım size. Elinizde madem delil yok, bir şey yok. Nasıl oluyor da oğlumla beni buraya getiriyorsunuz? Ayrıca bir kamera görüntünüz, tanığınız, bir şeyiniz var mı? Hayır, bence o da yok. Ben gitmek istiyorum. Tamam hanımefendi, siz çıkın. Ben Niko'ya da birkaç soru sormak istiyorum. Tamam, Niko'yu gönderiyorum. Ama birkaç soru sorduktan sonra bizi serbest bırakıyorsunuz, eve gideceğiz. Niko, oğlum ellerinde hiçbir kanıt yok. Sakın çaktırma, tamam mı? Sana birkaç soru soracak. Biz televizyon izliyorduk, uyuduk deyin. Benim haberim yoktu, tamam mı? Tamam mı oğlum? Tamam anne ya, tamam ya. Niko, sana bir soru sormak istiyorum. Ama bana sakın yalan söyleme. Sorun komiserim, dinliyorum sizi. Niko, sizin okul müdürü öldü. Ve okul müdürünü öldürenin senin annen olduğunu düşünüyorum. Bu konuyla alakalı bildiğin en ufak bir şey varsa benimle paylaş lütfen. Yoksa annen daha büyük ceza alabilir. Ben daha büyük ceza almasın diye uğraşıyorum. Komiserim bakın, ben her şeyi anlatacağım. Ama sakın anneme söylemeyin, tamam mı? Tamam evlat, sen söyle. Ben annene hiçbir şey söylemeyeceğim. Merak etme, sen sadece söyle. Ne biliyorsan hepsini anlat, dinliyorum seni. Komiserim sanırım siz benim annemin okul müdürünü öldürdüğünü düşünüyorsunuz değil mi? Açıkçası annenin okul müdürünü öldürdüğünü düşünüyorum. Ve bununla ilgili bütün çalışmaları yapıp mutlaka bir delil bulacağım. Kamera görüntüleri, görgü şahidi, mutlaka bir şey bulacağım. Onunla ilgili hiç şüphen olmasın Niko. Komiserim bakın, her şeyi anlatacağım. Sakın anneme bir şey söylemeyin, tamam mı? Komiserim, okul müdürünü öldüren kişi, evet okul müdürünü ben öldürdüm.
Annemi boşuna suçlamanıza gerek yok. Ne? Nasıl olur? Sen nasıl öldürürsün? Okul müdürünü ben öldürdüm. Bunu anneme söylemeyin. Nasıl yani? Annem beni kurtarmak için okul müdürünü ben öldürdüm diyecek. O yüzden ona inanmayın, tamam mı? Okul müdürünü ben öldürdüm çünkü. Ben anlamıştım zaten. İkinizden biri öldürdüydü ama kimin öldürdüğüne karar verememiştim. Demek Niko sen öldürdün. Şimdi seni tutuklamak zorundayım evlat. Hadi yürü bakalım. Biliyorsun gideceğin yeri. Neler oluyor burada? Neler oluyor? Komiser bey neler oluyor? Niye tutukladınız Niko'yu? Çünkü Niko okul müdürünü öldürdüğünü itiraf etti. O yüzden tutukladın. Şu an bizi duyamaz. Zaten size söylememi istememişti. Hayır hayır. Okul müdürünü öldürmedi. Okul müdürünü ben öldürdüm. Lütfen Niko'yu çıkarın. Lütfen Niko'yu çıkarın hemen. Niko da tam olarak bunu söyleyeceğinizi söylemişti zaten. Benim öldürdüğümü anneme söylerseniz annem benim suçumu üstüne alıp onu Niko değil ben öldürdüm diyecek demişti. Anlıyorum ki şimdi Niko haklıymış. Sizden hemen evinize gitmenizi rica ediyorum. Lütfen hemen evinize gidin. Niko neden böyle bir şey yaptın? Neden böyle bir şey yaptın? Evet, annem benim için gitti okul müdürünü öldürdü. Ben de onun için hapis yatmak zorundayım. Yani bir kişi öldüyse eğer bunun cezasını bir kişi çekmeli. Ama bunu annem çekmemeli. Bunu ben çekmeliyim. Videoyu sonuna kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Ve yanda çıkan iki tane video var. Onlardan birini izleyerek eğlencele kaldığın yerden devam edebilirsin. Kendine iyi bak. Sizleri çok seviyoruz. Ben İğraç. Ben de sizi seviyorum. Ben Berat. Ben de sizi çok seviyorum. Hadi tıkla bak. Videoların birine tıkla. Hadi zaman doluyor.